Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Sabah Yusuf Selim'i kreşe bıraktım, geldim. Hemen evimin işlerini gördüm. Mehmet Ali'ye kahvaltı hazırladım. Ve şimdi tekrar çıktım. Çarşıya gidiyorum. Hifa'nın kırtasiye ihtiyaçları varmış. Hem onları alacağım hem de Hauntem'in %70 indirimi başlamış. Oraya bakacağım arkadaşlar. Hifa'nın bir iki tişörte ihtiyacı var. Geçen gün söylemiştim ya, Primark'tan aldıklarımın tamamı yırtıldı. Yani böyle tamamı derken çoğu. O yüzden Hifa'ya bir iki tane tişört bakacağım. Bugün Hifoş'ta sıra. Arabanın arkasına şişeleri koymuştum geçen gün. Hala oradalar. Dün Mehmet Ali arabayla gidince onları atamadım. Şimdi bir de annemi arayayım. Eğer gelmek isterse beraber bir çarşı yapalım. Dün biliyorsunuz temizliğimi hallettim. Ama Almanya havası görüyor musunuz bilmiyorum. Yağmur yağıyor. Neyse, artık şansımıza temizlendiğini kendimize avutacağız. Şöyle gidelim bakalım. Evet, Müller'e geldim şimdi. Annem başka bir şeyler bakacakmış. Ben de hemen buradan Nifa'nın ihtiyacını alayım. Dün Nifa'ya Müla'da ne lazım diye sorduğumda bana iki bir şey söylemişti. Ve birini unuttum arkadaşlar. Lol. Bir dediğini unuttum. Neydi o acaba? Şu anda hiç aklımda da yok. Batho neler? Burada galiba. Şöyle. Evet, bunların hangisi şimdi? Aslında şu paketten bir tane alsam da. Şöyle içinde 100 tane varmış. Bunu mu alsam ki? Yani çünkü sürekli lazım oluyor. Bunu alalım bari. Aynen, bir tane bundan alalım. Ve başka da ne istiyordu hiç bilmiyorum. Ha, bir tane de pembe fosforlu kalem istemişti. Ve biraz daha pembesi farklı. Şudur herhalde. Alalım bakalım. Bir arkadaşın da görmüş. Vay efendim, anne pembesi o kadar güzeldi. Aldık gitti. Başka? Şu anda başka bir ihtiyacımız yok buralardan. Burada bir ilaç vardı. O çok iyiydi. Acaba burada mıydı? Burası değilmiş. Şunlar arkadaşlar. Şu Dr. Beckman'ın ocak temizleyicisi. Her seferinde tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten bir şans verin ona. Evet. Üzerimdeki trench coat'un üzerine yağ gelmiş. Neyse bakalım. Memnun kaldığım üründen çok yok. Ha, bakın ne gelmiş buraya. Müller'e şöyle çantalar. Bunları gazete için, kağıt çöpünüz için kullanabilirsiniz. Veya alışveriş çantası, pikniğe gitmek için çok güzeller. 30 euro, 25 ile 30 arası. Ben de şu tokalara bayılıyorum. Şu kurdaleli. Hifa'ya mı aldık mıydı biz buradan öyle kurdaleli toka?
Yani. Şeyle tokal. 99 sente. Süper. Bayramda gez. Hayır. Aynen. Ha, aman süper. Evet. Yani bize bol bol tişört lazım. Şu şortlar da güzelmiş bak. Önce bir şu arka taraftaki şu sail yerine bakayım. Ha, evet onlar kısa. O tişörtler çok güzel. Hadi. Orada tişörtler var. Aynen oraya tişörtlere bakabiliriz. Aynen. Şurada istersen hemen deneyiver. Ay muslin pantolon. Orada mı? Aa. Yok artık tam tatillik. Şurada gömlekleri falan da var. Arkadaşlar anneler için, bebek arabası olanlar için. O kadar büyük bir yer yapmışlar ki buraya. Yani isterseniz bebek arabasıyla da buraya gelip kabinlerde bir şey deneyebiliyorsunuz. Evet. Ona göre bil de kaç tane alıyorsun sen şimdi ondan? 6 tane diyorum ama o kahverengiler de çok hoşuma gitti. Evet onlar da güzelmiş. Onu alacağım. Şu dediğim var.
Evet. Tepsi. Ha. O tepsi de güzelmiş ama yanları çok dik. Onu koyacak yer bulamayabilirim. Şu yeşiller de onunla. Evet, o da güzel o yeşillerde. Ben bir şey de bir aynı onlardan. Arkadaşlar bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çamur yağdı ya biraz önce. Şimdi annemle beraber geldik. Bir peniğe uğradık. Annem hamur yoğurmuş. Annemle de gideceğiz birazdan. Hifa'yı almaya geldik. Yusuf Selim'i beraber aldık. Ben de şimdi buradan eşyalarımı yukarıya götüreceğim. Ondan sonra da o araya da Hifa gelir. Daha sonra annemlere geçeceğiz. Bugün Cuma. Mehmet Ali Cuma. Espanla gitti bugün. Araba bizde yani. O yüzden. Arabanın arkasına da bir sürü geri verilecek şişe vardı. Onları da unutmuşuz. Neyse artık hemen eşyalarımı alıp yukarıya çıkayım. Çocuklar da çıkmak üzereler. Arkadaşlar şimdi ben hemen bir eve geldim. Yusuf Selim'in çantasını alacağım yanıma. Annemlere gideceğiz biliyorsunuz. Hem de ona temiz kıyafet alayım. Çantamın içi bayağı var bir şeyler ama yine de yanıma yedek bir şeyler alayım. Orada belli olmaz. Gene ne olur ne olmaz diye ben yanıma şöyle bir kısa bir uzun. Dışarıda fırtına çıktı. Nasıl oldu anlamadık. Şöyle çorap alayım yanıma. Boxer alalım. Aynen atletin içinde var. Yine de ben böyle bir koyayım. Ben de hemen pantolonumu değiştirdim. Yani şimdi annemlerde rahat olduk mu daha iyi oluyor. Hemen bir de ortalığı toparlayacağım. Annemle kendime kahve yapacağım. Bir de ortalığı toparlayıp Fifa gelene kadar Robi'yi çalıştıracağım arkadaşlar. Yani biz gelene kadar o da evi bir üstten süpürsün. Sabah yani yapabildiğimi yaptım, yapamadığımı da artık dün geceden zaten temizleyip yapmıştım biliyorsunuz. O yüzden bugün artık fazla ev işiyle uğraşmayacağım ama dediğim gibi hemen onları halledeyim. Bir de dışarıda çamaşırım vardı, dünkü serdiklerim. Onları da hemen bir içeriye alayım. Ondan sonra aşağıya annemlerin yanına inebilirim. Hifa da gelmek üzeredir çünkü. Sağ olsun eşim de kahvaltı yapmıştı. O da eşyalarını hazırlamış arkadaşa. Yani hepsini kaldırmış. Ben de hemen çantamı topladım. Hemen her şeyi kaldırdım. Biz yokken Robi bir kere çalışsın. Şimdi kahvelerim de bitti ve aşağıya inebiliriz. Şöyle. Hadi bakalım gidiyoruz. Şu şişeleri de çöpe atacağım. Bunları da çantama koyayım da diğerlerinin yanına koyayım aşağıda. Bunların da maalesef bizde atılması gereken yerler farklı. Haydi gidiyoruz. Evet, annem bazıları tutmaya başladı. Ben de içleri hazırlıyorum. Şöyle peynirli maydanozlu bir tane var. Burada da domates, biber, cemile var içerisinde. Potulak. Başka bilmiyorum adını. Başka bir şey koydun mu anne? Soğan var içinde. Sarımsak. Ha, sarımsak. Bolca da sarımsak. Onun özelliği de o sarımsağı olması. Şimdi baharatlayacağız. Baharat olarak da biber, aynen. Tuz. Şöyle tuzunu kontrollü biber tarzı. acı biber de koyalım mı içine? Yeşil biber de acı. Neyse, bu acılı güzel oluyor zaten bu iç. Şöyle kırmızı pul biber. Karabiber. Anne geçen gün Aldi'den şu karabiberlerden 3 paket aldım. Evde normal şeye boşalttım. Hayır hiç. Normal acı var ya şu altıdan aldım. Aha. Ondan dök istersen. Bu Bizim arada bunun acıdan karabiberi de bitmiş. iyi makine yapar da Aha. yapmaz. İçine şöyle çalkalayayım az bir şey. Karabiberimiz de yok. Neyse bunun içindeki şu çalkaladığım yeter de. Hani bir dahaki sefere alışverişe gidersen. Gerçi şişede de var Ha, tamam o zaman yeter daha size. Acı biber. Buradaymış.
de sıvı yağ değil mi içine? Cevizi de çekeyim mi yoksa onu yapmayalım mı? Getirdin mi? Getirmedim daha. Ama şeyi yıkadım, robotu yıkadım. Dur bakayım, onu sonuna kadar. Tamam. Evet, yani ben 2 dakika hallederim bunu. Yani. Aynen. Her seferinde aynısını yapıyoruz. Evet, aynen. Ay şu an var ya şunun kokusu o kadar güzel oldu ki. Ekmek banye yani meze gibi. Bir de bunun böreğini. Türk bakanla uğrayabilir. Cemile'den yapacağım da. He, doğru bak hiç. Gerçi vakit kalmadı bugün hemen. Yusuf Selim'in saati geliverdi. Heh. Tamam bu iç de hazır herhalde. Cuma'dan gelme saati geldi. Ha, babam da çöne yanında. Bilmiyorum gerçi şuraya gittiyse şimdi gelir. Biraz da şurup şey gelir. Ay şurup bak. Kaç zamandır aklıma gelip gelip duruyor. Şurup size getireyim. Biliyor musun? Bizde ne yapacağız? Bizde tonlar var zaten. Anne bizde de alı içen yok. İyi kapı siz içiyorsunuz şey. Babam da sende. Anne ben kendime su hazırlayacağım. İçer misin? Var su. Ha hazırlandın mı? Var mı anne? Ay iyi süper. Babam işine sağlık. Ay bunu faaliyete geçirdin mi? Ay süper. Gerçek mi? Ne ağzı akıl diyor. Aa. Her akşam ay, salata yapmakla zor olmuş. Aynen onun o sos olayı. Şu şeyi bulayım. Poşetlerde bu fazla. Bazıya mı anne? Şimdi vereyim. Kayseri'miş. Kapatalım. Şuradan mendil alalım ben. Tamam. O da tamam. Şunu da şimdi çekelim de şimdilik. Robot da şöyle şurada dur. Gelmişler mi değil mi? Bayram için mi geldiler kendi? Yok artık. Şu
Almanya'nın havası. Şıvgınlı bir şekilde yağmur başladı yine. Çiçeklerin yapraklarını falan savurmuş, bayağı bir gök gürledi. Yani demin 26, hatta bugün 29-30 dereceydi şu anda. Yağmur yağıyor. Bu arada burada akşam saat 8'i çeyrek geçiyor. Aynı gündüz sabah gibi arkadaşlar. Halbuki saat 8'i çeyrek geçiyor akşam. Biz de şimdi çocuklarla eve gidiyoruz. Burada yağmurun birazcık azalmasını bekliyorum. Çok o kadar şiddetli olduğu gözükmüyor ama ta düşünün, annemin balkonu bayağı büyük. Ta buralara kadar ıslandı. Hem rüzgar hem yağmur. Buralara kadar geldi. Arkadaşlar yola çıktık şimdi. Evimize gidiyoruz. Biraz yağmurun azalmasını bekledik. Şimdi evin yolunu tuttuk ve eve gidiyoruz. Arabada sadece iki kişiyiz. Yine bir cumartesi klasiği. İfoş Hanım'ın anneanne günü. Anne, anneanne. Evet oğlum. Sen de istesen kalabilirdin ama sen istemedin kalmak, değil mi? Evet, olsun. Yarın gene gelir, Hifa'yı alır eve götürürüz, olur mu? Tamam canım. Evet. Ama anneanne de kalmak istedi. Olabilir oğlum, arada sırada. Bazen çok gürültülü oluyor arkadaşlar. İfa'nın da artık yavaş yavaş böyle kafa dinlemeye arada sırada ihtiyacı oluyor. Onun için anneanne de sessiz, sakin, güzel birkaç saat geçiriyorlar. Öyle, şimdi bir evimize gidelim, bir bakalım. Demin bir fırtına çıktı. Her yeri birbirine kattı, kavurdu. Sabahtan beri yağmur yağıyor. Babam diyor durdun, cam silecek zamanı buldun diyor. Ya da diyor sen cam sildiğin için bu kadar tufan koptu, tam bilemiyorum diyor bugün. Dedim baba vallahi ben de bilemiyorum. Anne. Efendim. Ödedik. Yarın arabamızı yıkayalım, olur mu? Ne? Aha, dışı hep çamur oldu oğlum. Yarın arabamızı yıkayalım. Anne. Efendim. Baba. Babayla mı? Olur, babayla gidebiliriz. Arkadaşlar eve geldim. Size bugün Hauntem Home'dan, yani daha doğrusu Hauntem'den aldığım bir iki bir şey vardı. Onları göstereyim. Ondan sonra bu akşamlık da videomuzu kapatalım. Hifa'nın ihtiyaçları vardı. Fosforlu kalem ve böyle dolma kalem içi herhalde. Dolma, mürekkep. Aynen, böyle mürekkebe ihtiyacı vardı. Çok çabuk bitiyor. Onun için dedim direkt yüzlü böyle bir şişe alayım. Böyle bu ikisini Hifa'ya aldım. Daha sonra Hifa'ya şöyle iki tane toka aldım arkadaşlar. Bak şimdi fark ediyorum. Fiyatları birinin 99 sent, şu 99 sent. Bu açık renk olanın da fiyatı 1.99. Halbuki aynısı. Sadece renk farklı. Bilemiyorum ama Hifa'nın saçları çok uzun olduğu için bunlardan iki tane Hifa'yı aldım. Bir tane de Yusuf Selim'e şöyle yaz için gözlük aldım. Yusuf Selim acayip gözlük seviyor. İnşallah ona olur. 2.99'a da bu gözlüğü aldım. Daha sonra şöyle arkadaşlar, benim mermeri ne kadar çok sevdiğimi artık hepiniz biliyorsunuzdur. Şöyle 29.99'a. Şöyle bir tane de camı var. Rejimi biraz boşaltayım. Şöyle. Evet.
Şöyle bir tane de peynir tabağı aldım arkadaşlar. Yani ben peynir tabağı için düşündüm. Veya böyle kurabiye yaptığınızda falan çok güzel dekore edebileceğiniz şöyle altı mermer üstü cam şöyle bir fanus. Öyle yani, öyle bir şey aldım. Dediğim gibi 29.99'dan bu da 15.99'a düşmüş. Ne zamandan beri gözüm sürekli bunu görüyordu. Bir türlü işte 30 euroyu da bu küçücük şeye verilir mi falan diye düşünüyordum. Ama bu sefer 15.99'a görünce hiç acımadım. Direkt aldım. Çok çok da seviyorum böyle şeyleri. Bir tane daha var benim büyük ama ona da işte sadece pastaları falan koyabiliyorsunuz. Ama bu tam böyle bir küçük, yani 1-2 kişi olduğunuzda peynir tabağı yapmak için çok güzel bir sunumluk. Bir tane de bunu aldım. Bugünkü aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Başka da bir şey almadım. Ucuzluk. Bayağı güzel ucuzluk var. Mutlaka gidin bakın. Ben Hifaya tişört alacaktım ama Hauntem'den pek güzel tişört bulamadım. Yani böyle kaliteli bir tişört bulamadım. Çoğunun kalitesi geçen Primark'ta aldıklarım gibiydi. Onun için yani onun haricinde çok böyle kalitesi de güzel olanlar da 15 ile 20 euro arasındaydı. Bir tişörte de o kadar parayı vermek istemedim. Onun için daha devam bakacağım. Bakalım nereden Hifa'ya güzel bir şeyler bulabilirsem. İki tane elbise gördüm arkadaşlar. Çok güzeldi ama mutlaka onları da Hifa'nın deneyip öyle alması gerekiyor. Yani şimdi eve getir, tekrar götür, ver. Onu öyle yapmak istemedim. Onun için dedim Hifa ile gidip Hifa denesin. Ona göre Hifa'ya o elbiseleri yaz için. Şimdi okulun son günlerinde çocuklar hep böyle süslenip püslenip gidiyorlar. Onun için sevinir diye onları Hifa'ya alma niyetindeyim. Bakalım inşallah önümüzdeki günlerde bir günde Hifa ile çarşıya çıkarız. Öyle arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Bir dakika. Pardon, videonun sonunda. Ben de diyorum niye bu kadar karanlık, meğerse lambayı açmayı unutmuşum, kusuruma bakmayın. Bu arada YouTube ailemiz her gün biraz daha büyüyor arkadaşlar. Her yeni gelene hoş geldiniz sayfama. Ben Hülya, Almanya'da yaşıyorum. Doğma büyüme Almanya Münihliyim arkadaşlar. Evlendim, eşim de buralı. İki tane de çocuğumuz var. Böyle kısaca da bir kendimi tanıtmış olayım. Şimdi önümüzdeki birkaç video kendimi tanıtayım. Çünkü çok yeni gelen var ilk videoları izlemeyenler için. Böyle kısa bir özgeçmiş yapmış olayım. Hepiniz teşekkür ederim kanalıma destek olduğunuz için, bizim ailemize dahil olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Ve inşallah sağlıklı günlerde devam, görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.